Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere bilgisayar hızlandırma ve optimize etme rehberini hazırladım. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip ederseniz bir dahaki videonun içeriğini ve videonun saat kaçta geleceği hakkında tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. İlk olarak Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya geri yükleme yazıyorsunuz ve geri yükleme noktası oluştur çıkıyor. Buna girdiğinizde bunu neden yapmanız gerekiyor bu arada bu ayarı? Her bilgisayar aynı reaksiyon göstermediği için bazı bilgisayarlarda sıkıntı çıkarabilir bazı yaptığınız ayarlar. O yüzden her yaptığınız ayar yani yapmadan önce bir yedek alın. Mesela bir program açtıracağım mesela size burada şu klasörün içinde. O programın içindeki yani mesela açıldığındaki ayarları kopyalayın. Yani bir yere bir resmini alın, kopyalayın bir şekilde yani eski ayarlarını bilmiş olun ki hani bir sorun oluştuğunda yine eski ayarlarına hani daha önce nasılsa eski ayarlarına döndürebilirsiniz. İlk önce şimdi buraya gelelim. Burada Windows işaret olan diske tıklıyorsunuz. Böyle bu şekilde mavi oluyor. Yapılandır diyorsunuz. Sistem korumasını aç var burada. Bunu işaretleyin. Buradan da 15 GB gibi bir şey seçin şunu. Şu şekilde oynatarak. Uygula deyip tamam diyorsunuz. Yine bu şekilde bunu seçiyorsunuz ve oluştura tıklıyorsunuz. Buradan geri yükleme veya bir şeyler yazın işte mesela random da tabiisiniz fark etmez ama hani bunun ismini bilin hani buradan geri yüklemek istediğinizde bulabilirsiniz ve bu şekilde sistem yedeğinizde almış oluyorsunuz. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada dosya temizleme var, hemen açalım. Burada dosya temizleyici var. Bunu sağ alttaki yönetici olarak çalıştırın ve bu şekilde açılıyor. Şimdi temp dosyaları ve disk temizleme var. Buradan temp dosyalarını silmek için 1'e basıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Ve bu şekilde geçici klasör yani temp dosyaları önünüze geliyor bu şekilde ve buna devam diyeyim bunlara çıkan uyarılara. Evet. Bu şekilde 3 tane klasör açılmış oldu gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin içindeki dosyaları silin. Bu şekilde seçtik. Devam. Bunu işaretleyip atla diyeyim. Devam yazıyorsa devam basın. Yazmıyorsa atla. Aynı şekilde bunu da silelim. Hemen atla diyorsunuz. Devam yazmıyorsa. Aynı şekilde bunu da devam dedik ve 4 GB çıktı şu an buradan. Atla dedik. Evet bu şekilde hepsi silinecek şu an. Evet bu silinirken hemen ikinci aşamaya geçelim. Burada bir tuşa basın diyor ve basıyorsunuz. Burada bu sefer disk temizleme için 2'ye basın diyor. 2 basıyorsunuz, Enter basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bu şekilde bir şey açılıyor ve buradan bu C disk yani Windows şartlı olan disk seçili olacak. Tamam diyorsunuz ve bu şekilde açılmasını bekliyorsunuz. Ve bu şekilde açıldığına bakın şu an ben ne zamandan beri silmedim. Şimdi 4,33 GB çıkmış. Yani bakalım. Buradan sadece ben indirilenler klasörünü seçmiyorum bu arada. Diğer hepsini işaretleyeceğim. Çünkü indirilenler klasörünün içinde hani işime yarayacak dosyalar olduğu için. Yani indirilenler klasörü dedim hani indirdiğim şeyler değil. Bu bilgisayarın içinde bakın şu indirilenler klasörü şurada. Hani dosya indirdiğiniz şeyler Google Chrome'dan falan. Yani internet arayıcısından indirdiğiniz şeyler duruyor orada. Her neyse bu şekilde diğerlerini işaretledim ben. Gördüğünüz gibi ve 5,42 GB oldu. Bir tek indirilenleri de işaretlesem 8,27 ama indirilenlerin içinde dediğim gibi önemli şeyler olduğu için işaretlemiyorum. Ve bu şekilde tamam deyip dosyaları sil diyorsunuz ve bu dosyaların silinmesini bekliyorsunuz ki bilgisayarınızda daha fazla alan oluşturup daha optimizasyonlu çalışsın. Ben şu an dosyaları silmeyeceğim video uzamasın diye ve bu şekilde o ayarları da yapıyorsunuz ve bunu da çöpten silmeyi unutmayın. Demin sildiğimiz dosyaları yani çöp dediğim geri dönüşümden de silmeyi unutmayın bu şekilde. Bakın 4,14 GB falan yazdı orada ve şu an 4 GB'ımız silinmiş oldu. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada GPU ayarları klasörü var. Burada her zaman klasik gösterdiğim ekran kartı ayarları var. AMD ekran kartı olanlar bunun içine giriyor ve şu ayarları yapıyor. Nasıl yapacağım diyorsa da şuraya sağ tık yaptığında AMD Radeon Settings gibi bir şey yazıyordur. Bu arada bu AMD'nin yani AMD'nin güncel ayarları hani şu an 2020'de yeni gelmiş olan bir AMD güncellemesi vardı ekran kartlarına, driverlarına. O şekilde güncel ayarlar yani o şekilde yapabilirsiniz. Nvidia veya AMD kullanıyorsunuz. Hangisini kullanıyorsunuz işte buradan gelin tıklayın. Bu AMD için ayarlar, Nvidia için ayarlar burada. Intel için dediğimde Intel'de aslında diye bir ekran kartı yok. Intel işlemcinin içinde gömülü olan ekran kartı. Yani çok kötü bir ekran kartı. Harici bir ekran kartı olmadığı için çok düşük FPS alırsınız. O yüzden hani niye bu kadar düşük FPS alıyorum demeyin ama bunun içinde küçük bir ayar var burada bu şekilde. Yapabilirsiniz. Hemen geri gelelim. Buradan komutlara geliyorsunuz. Burada CMD komutları var şimdi. Evet ilk komutumuz CFC Scan Now. Bunu şu şekilde kopyalayın. Arama yerine de gelin. CMD yazıyorsunuz. Ve sağ tık yönetici olarak çalıştırıyorsunuz bunu. Ve açtığınızda bu kodu yapıştırıyorsunuz. Enter'a bastığınızda
sisteminizi taramaya başlıyor. Evet, şu an bakın verification %3 complete diyor şu an. Bunun %100 olmasını bekliyorsunuz. Ben şu an videoyu keseceğim. %100 olduğunda gelirim. Evet, şu an %100 oldu ve bu şekilde bir şey söyledi. Ve böyle yazıyorsa herhangi bir sorun yok. Eğer farklı bir yazı yazıyorsa zaten bilgisayarınızı yeniden başlattığında o sorunu düzeltir. Hemen ikinci koda gelelim. Bu şekilde bunu da kopyaladık, buraya yapıştırdık ve enter'a basıyoruz. Evet, şu an bir sorun yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyorsa bir sorun yok. Evet, bu şekilde bu kodu da yapıştıralım hemen buraya. Ve yapıştırdığımızda bu kod da aynı şekilde biraz bekleteceksiniz. Şu an %5 gördüğünüz gibi. Bu da %100 olana kadar bekliyorsunuz. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim, sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde %100 oluyor ve biraz da sizi bekletiyor bu şekilde. Şu an tamamen bitmesi için. Evet, bu şekilde yazıyorsa herhangi bir sorun yok. Bakın burada da no component store corruption detected dedi gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yok şu an. Eğer bir sorun varsa zaten bilgisayarınızı yeniden başlattığında bu sorunu çözecek. Hemen şunu da kapatalım. Buradan hatta CMD kapatmayalım. Bir daha açalım, yönetici olarak çalıştıralım bunu. Evet, açtığımızda HPET'ye gelelim. Burada HPET bilgisayarınızı yavaşlatan bir etken. O yüzden bunu da devre dışı bırakmanız gerekiyor. Devre dışı bırakmak için şu kodlar. Eğer bir sorun oluşursa buradan aktifleştirebilirsiniz. Bunu hemen kopyalalım ilk kodu. Kopyaladığımızda buraya yapıştırıyoruz. Enter basıyoruz ve işlem başarılı tamamlandı dediyse sorun yoktur. Aynı şekilde ikinci kodu da yapıştıralım buraya. Enter basıyoruz. İşlem başarılı tamamlandı. Aynı şekilde bunu da ve işlem başarılı tamamlandı. Bu şekilde herhangi bir sorun yok. Hemen benim bunu kapatalım. Benim vernikulasyona geri dönelim. Burada niye performans var? Bunu açıyorsunuz ve bu kodu kopyalıyorsunuz. Bu sefer gelip buraya yapıştırdığınızda enter bastığınızda, eğer Windows 10 kullanıyorsanız tabii ki, enter bastığınızda sizin bilgisayarınızın nihai performansı aktif eder, yani getirir ayarlara. Hemen onu bu şekilde aktif ettikten sonra aram yerine güç yazıyorsunuz ve daha doğrusu güç planı yazın. Güç planını seçin çıkıyor burada, buna tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi nihai performans 2 tane var bende, daha önce ben 2 kere eklediğim için. Bu şekilde nihai performansı buradan seçebilirsiniz ve şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bilgisayarınızda darboğaz varsa, yani şöyle söyleyeyim, kasma sorunu yaşarsanız, drop yerseniz nihai performansı kullanmayın, bir dengeli de kullanın. Dengeli de eğer o hani daha iyi performans alıyorsanız dengeli olarak kullanın. Nihai performansa daha iyi daha performanslı kullanıyorsanız nihai performans olarak kullanabilirsiniz. Ben şu an bilgisayarımda biraz bir darboğaz olduğu için, işlemcim biraz düşük kaldığı için bu şekilde dengeli de kullanıyorum. Siz de ona göre, kendinize göre yapabilirsiniz bunu. Menü Vernon klasörüne giriyorsunuz. Buradan programlar klasörüne giriyorsunuz. Burada ISLC buna giriyorsunuz ve bunu sağ tık yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bu şekilde açılmazsa sağ altta, şu an bakın mouse tuttuğum yerde gözüküyor. Sağ alttaki şeyde gözüküyordu. Şöyle gizli simgeleri göster gibi bir şeyin orada gözüküyor olabilir sizde. O şekilde bu program açıldığında şimdi şunların hepsine işaret atıyorsunuz. Şu işaretlenecek şeylerin hepsine işaret atıyorsunuz. Bu arada bu program, yani bunu mesela şu klasörü, bu klasörü silerseniz masa üstünden bu program çalışmıyor derken şöyle silinmiş oluyor. Yani bu herhangi bir kurulum yok. Mesela burada işaretlediğim şey şu. Mesela her bilgisayar açıldığında açılmasını işaretliyoruz burada, bakın. Şunu işaretlediğimizde açmaya çalışacak ama bu klasörü silersek masa üstünden açılmayabilir. O yüzden bunu hani herhangi bir yere atın. Mesela nerede kullanacaksanız, şurada masa üstünde duracak mesela, kenarda köşede masa üstüne atın. O şekilde açın bu programı. Evet, açtığınızda şimdi bilgisayarınız hani çok kötüyse, hani mesela hiçbir oyunda böyle 30 FPS 40 FPS üstü alamıyorsanız 1000 seçin bunu. Eğer fazla alıyorsunuz, mesela 60 FPS üstü alıyorsunuz, diğer 70-80 FPS alıyorsanız 500 seçebilirsiniz. Şimdi ben 500 seçeceğim. Buradan da bunu 0.50 yapıyorsunuz bu şekilde, göründüğü gibi. Bu şekilde yaptığınızda sadece şu kısım kalıyor. Şimdi buraya RAM'inize göre yapın. Hemen ben şuradan bir hesap makinesini açalım. Şimdi mesela benim 16 GB bir RAM'im var. 16 GB'ın yarısı kaç? 8. 8 çarpı 1024 diyorum ve 8192 çıkıyor. Ben hemen buraya yazıyorum. Sizde de mesela 12 GB bir RAM'iniz var. Genelde bazıları 12 GB RAM için ne yazmam gerekiyor? 12 GB'ın yarısı 6 olduğu için 6 çarpı 1024 yazıyorsunuz. Hemen şöyle 6 çarpı 1024, 6144 çıkıyormuş ve buraya da
6144 yazıyorsunuz. Hani sizin RAM'inize göre. Benim RAM'im 16 olduğu için 8 yazıyorum bu şekilde. Ve bu şekilde hani ayarladığınızda Start'a basıyorsunuz. Per Standby liste basıyorsunuz. Bu program ne işe yarıyor? Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Sizin input lag'inizi de azaltıyor. Şu bakın sağ kısımda şu an mouse tuttuğum kısım. Input lag'i azaltıyor. Yani mouse'unuzun giriş gecikmesi ve klavyenizin giriş gecikmesini azaltıyor. Yani tıkladığınızda mesela normalde mouse'unuz 4 milisaniyelik ya da 5 milisaniyelik bir mouse'sa normalde hani tam 5 milisaniye olarak kullanamıyor olabilir bazen hani Windows gecikmeleri olduğu için. Bunu kullandığınızda tam olarak hani tam gecikmeyi sağlayabilir size hani azaltabilir bu gecikmeyi. O yüzden bu şekilde hem o işe yarıyor hem de RAM'inizi temizliyor. Yani RAM'iniz mesela 8 GB'ın altına indiğinde yani 8 GB'ın altına indiğinde ön belleğe alınmış RAM'leri temizliyor ve yine sizin şuradaki free memory daha fazla oluyor. Mesela bakın per standby list dedim. Şu an bakın. Bu kendi temizliyor. Bak şu an 12 GB oldu gördüğünüz gibi. Hani siz bunu yapmasanız da oluyor. Şu an hani 8 GB'ı aşmadığı için temizlemedi gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bir program. Bu şekilde kullanabiliyorsun. Ben şu an videoda olduğum için durduruyorum bunu. Evet, burada da MSI Mod Tool var. Bunu sağ tık yöneticiler çalıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde açılıyor. Şimdi yapmanız gereken şu. Burada hemen isterseniz internet driver'ınıza da yapabilirsiniz. İnternet driver'ınız burada mesela benim Intel. Burada sizde laptop ise de Ethernet yerine Wi-Fi falan yazıyor olabilir her neyse. Bu şekilde bunu işaretleyip bunu high yapıyorsunuz. Ben şu an internet için yapmayacağım. Ama isterseniz yapabilirsiniz yani sizin işinize yarıyorsa. İşinize yaramazsa hani yine eski ayarlarını döndürmek için bunu bu şekilde undefined yaparsanız eski ayarlarına dönmüş olur zaten. Şu anki ayarları bu şekilde benim. Hemen buradan ekran kartınızı buluyorsunuz. Ekran kartım burada benim. Bunu işaretliyorsunuz. Buradan da High yapıyorsunuz ve Apply tıklıyorsunuz. Eğer bunu bu şekilde yaparsanız bilgisayarınızdaki yani ekran kartı daha fazla performans verecektir size. Bu şekilde kullanın. Benim verdiğim klasöre gidiyorsunuz. Burada regeditler klasörü var. Burada şu regeditlerin hepsini kuruyorsunuz. Bu regeditlerin hepsini kurduğunuzda herhangi bir sorun oluşursa burada regeditlerin eski ayarları var. Yani hiç bu kurulmamış ayarlı. Yani bu ayarların eski hali bu. Yani buradan da kurabilirsiniz ve daha önce yani videonun başında da söylediğim gibi bütün yaptığınız işlemlerin yedeğini alın. Hani sizin yani bazı işlemlerin yedeğini alamıyorsanız da gördüğünüz gibi ben burada verdim. Mesela buraya gittiklerini yedeğini alamayacağınız için ben burada yedeklerini verdim sizlere. Bu şekilde. Hemen geri gelelim. Buradan scriptlere geliyorsun, script klasörüne. Buradan devre dışı Hibernate var. Bunu sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve bu şekilde diyor. Siz enter basıyorsunuz. Hibernate'de bilgisayarınızda açtığınız programları hani bir daha açılacak diye yani mesela kapattığınız bir programı ama arka planda hala onu çalıştırıyor. Siz açtığınızda hızlı açılsın diye. Yani bu şekilde olduğu zaman da mesela bir oyuna girdiniz. Mesela bir oyundan çıkıp başka bir oyuna girdiniz. Diğer oyunun dosyalar arka tarafta açık kaldığı için yani bu şey devre dışı bıraktığınızda açık kalmayacak. Açık kaldığı için FPS'inizi düşürüyor. O yüzden bunu bu şekilde devre dışı bırakırsanız arka tarafta açık kalmaz ve asıl oyununuza daha çok performans verir. Şimdi Black Viper'a gelelim. Burada Vinon Black Viper var. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Bu şekilde açılmasını bekliyorsunuz. Bu her videomda gösteriyorum çünkü hani kesinlikle göstermem gereken bir şey. Hani şöyle bir şey var. Siz mesela bu videoyu ikinci kez hani daha önceki videolarımda da izlediyseniz hep aynı şeyleri gösteriyormuşum gibi olabilir. Hani ben şöyle düşünüyorum. Mesela yeni bir kullanıcı geldi. Mesela benim kanalım hiç bilmeyen biri ilk kez izliyorsa hani diğer videomda yaptığım ayarları nereden bilecek? O yüzden bu videoda da göstermem lazım. Hani siz bu ayarları daha önce yaptıysanız atlayabilirsiniz ama şöyle bir şey var ki bilgisayarınıza güncelleme geliyorsa bu ayarlar bazen değişebiliyor. Hani yine eski ayarlarına dönebiliyor. Windows eski ayarlarına döndürebiliyor. O yüzden yeniden yapmakta yarar var. Şimdi bu şekilde bunu tweaked moduna aldım. Videoyu bölüyorum ama sizler için o kadar uğraşıyorum. Sizlerden küçük bir isteğim sadece kanalıma abone olup videoya bir like atmak. Eğer bunları yaptıysan hadi videoya devam. Eğer sizde burada laptopsa tweaked modu olmayabilir. Onu açmak için de şuradan script options'a gelip şu mouse'u tuttuğum yerde bir yerde tweaked'lı bir şey yazıyordur büyük ihtimal. Şu an ne yazdığını hatırlamıyorum ama bir şey yazıyordu o şekilde. Tweaked'la alakalı. Bu mouse tuttum sağ taraflarda bir yerlerde altlarda da olabilir. O şekilde ona işaret atıyorsunuz. Yani tik atıyorsunuz. Ve tik attığınızda buraya gelip All Change All Service işaretleyip buradan da Tweaked yapıyorsunuz.
Bu şekilde yaptığınızda run script'e basıp bunu işaretliyorsunuz, yes diyorsunuz ve buna bir şeye basmanıza gerek yok. Bu şekilde gidiyor önünüzden ve buna hayır basın. Bu şekilde aşağıya geliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi changes 8 tane diyor. Ben daha önce yaptığım için 8 tanesi değiştirilmiş. Bakın gördüğünüz gibi güncelleme gelince 8 tanesi değişmiş. Ben daha önce buradan optimize etmiştim ama gördüğünüz gibi 8 tanesi bir daha değişmiş güncelleme falan gelince bilgisayarıma. Ve burada gördüğünüz gibi 2 tane error falan verebilir, 1-2 tane. Bunlar tamamen genelde veren şeyler. Skip vermiş bir de, bir tane geçilmiş, fark etmez, sorun yok yani. Herhangi bir sorun oluşmaz. Bu şekilde yaptığınızda bilgisayarınız daha optimizasyonda kullanmış oluyorsunuz. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.